Merhaba çocuklar. Geçen dersimizde my, benim kelimesini öğrenmiştik ve cümlede kullanmayı öğrenmiştik. Bugün his ve her'ü cümlede kullanacağız. His erkekler için onun demek, her kızlar için onun demek. Bu onun nokta noktası anlamına gelecek söylediğimiz cümleler. This is his or her. Bu onun nokta noktası. Örneğin, this is... His or her pencil, bu onun kalemi. Bir kızdan bahsediyorsam her'ü, erkekten bahsediyorsam his'i kullanıyorum. E, olumsuz e, kullanmak istersek cümlemizi. This isn't, olumsuzluk ekimiz geldi bakın izi. This isn't, his or her, bu onun nokta noktası değil anlamına gelecek cümlem. Evet, this isn't his or her eraser, bu onun silgisi değil. Ya da sarus yapacağım. Bu onun mu diye soracağım. O zaman da iz başa geliyor. Is this his or her? Bla bla bla. Bu onun nokta noktası mı? Örneğin is this his or her bike? Bu onun bisikleti mi? Eğer onun bisikleti ise cevap vereceğimiz zaman yes it is bir eşyadan bahsediyoruz. O yüzden iti kullandık çocuklar. Değilse no it isn't şeklinde cevap vereceğiz. Evet, olumlu örneklerimize bakalım şimdi. This is his bike. Bu onun bisikleti. This is her car. Bu onun arabası. Olumsuz örneklerimiz. This isn't his skateboard. Bu onun kaykayı değil. This isn't her drum. Bu onun davulu değil. Evet, sorulara bakalım. Sorularda çocuklar videoyu durdurup önce siz cevaplayın. E, cevabı yüzlere göre. Daha sonra videoyu tekrar oynatın. Hem pratik yapmış olursunuz. Is this her puzzle? Bu onun yap bozumu. Yes it is. Is this his piano? Bu onun piyanosu mu? No it isn't. Is this her guitar? Bu onun gitarı mı? Yes it is. Is this his book? Bu onun kitabı mı? No, it isn't. Evet, homework time. Ödevimiz e, konunun özeti olan bu sayfayı defterimize yazmak. Ekran görüntüsü alın. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere.